Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bir abdestle kaç vakit namaz kılınır? Abdest bozulmadığı sürece o abdest ile istenildiği kadar namaz kılınabilir. Bu konuda bir sınırlama, bir kayıt yok. Ancak her vakit için abdest almak sünnettir. Abdest alan kişi sünnet sevabı kazanmış olur. Abdest bozulmadığı sürece onunla istenildiği kadar namaz kılınabilir. Daha başka adi ibadet yapılabilir. Bu konuda bir sınama yok. Gerçi Hz. Peygamber Vesselam ve Hulayfa Raşid'in genellikle her namaz için ayrı ayrı abdest aldıkları bilinir. Ancak Mekke'nin fethi gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı abdestle birden fazla vakti namazını kılmış ve Hazreti Ömer'in daha önce böyle yapmadığını söyleyerek durumu sorması üzerine Peygamberimiz bunu bilerek yaptığını belirtmiş. Yani demek ki bir abdestle birden fazla namazın kılındığını göstermek için böyle yapmış. Yine sahabeden birçoklarının aynı abdestle birkaç vaktin namazını kıldıkları sahih rivayetlerle bildirilmekte. Mesela Bukhari'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de bu rivayetler geçmekte. Gerek bu rivayetler, gerekse abdestle ilgili ayetin devamında teyemmümden bahsedilirken hades, yani abdesti bozan bir durumun açıkça ifade edilmesi gibi delillere dayanan dört tane sünni mezhep alimleri ayette geçen namaza kalktığınızda ifadesini abdestiniz olduğu, abdestsiz olduğunuz zaman namaza kalktığınızda şeklinde yorumlamışlar. Dolayısıyla her namaz için abdest almanın farz değil, sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Özetle söylemek gerekirse, bir tek abdest ile abdest bozulmadığı sürece istenildiği kadar namaz ve diğer ibadetler kılınabilir, yapılabilir. Ama her namaz için abdest almanın da sünnet olduğunu hatırlatalım.